Merhabalar değerli futbol severler. Futbol Plus YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe transfer gündemini konuşmak üzere değerli gazeteci Volkan Üstün Yıldız'la beraberiz. Sevgili Volkan Üstün Yıldız, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Fenerbahçe'de Szalai transferiyle alakalı size sorular sormak istiyorum. Bildiğiniz üzere Macar futbolcunun Chelsea ile transferi gündemde. Bununla beraber Sarı Lacivertlerin olası Szalai satışının ardından yeni bir ismi kadrosuna katabileceği durumu söz konusu. Öncelikle Szalai'nin transfer akıbeti ne durumda? Bununla beraber yerine gelecek isim kim? Bunları sizden öğrenmek istiyoruz. Ya Szalai'nin transferi için Chelsea ile temasları, rakamları daha önce anlatmıştık burada. 23 milyon euro artı bonuslar. Yani Fenerbahçe'nin beklentisi 27-28 milyon euro falan. Yani kontratta öyle bir toplam rakam bekleniyor. Tabii geçen Macaristan milli takım hocasının da açıklamasıyla bu transfer iyice alevlendi. Ki bizim ilk aldığımız bilgilerde kulüplerin görüşmesine rağmen Atilla'nın gitme yanlısı olmadığı da konuşuluyordu. Yani kalmak istiyor. Daha erken dediği konuşuluyordu. Ama tabii Macaristan milli takım hocasının açıklamalarından sonra iş daha da hızlandı. Gibi işte İngiliz basında da haberler daha çok çıkmaya başladı. Olumsuz haber de çıktı. İlgilenmeyen diyen de oldu ama hatırlarsanız Vedat Muriç'in Lazio transferi sırasında da bunlar çok oldu. Yani Vedat gidiyor, gitmiyor, işte görüşme yok, Lazio'dan teklif yok gibi şeyler de çok söylendi. Ama ben devre arasında kadar Atilla'nın Fenerbahçe'den ayrılacağını düşünüyorum. Çünkü rakam çok iyi. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olan bir rakam açıkçası. Mali şartları göz önünde bulundurduğumuzda yeri dolar mı? Yerini doldurabilecek kalitede bir ve yetenekli bir oyuncu da buldu Fenerbahçe. Biliyorsunuz Fenerbahçe'nin çalıştığı bir menajerlik şirketi var. Zaten bazen çok da eleştiriliyor bu şirketin oyuncularını aldığı için ama bu sefer hakikaten kaliteli bir isim önerilmiş Fenerbahçe'ye. Pauk'tan Giannis Mikalidis. 23-24 yaşında Atilla'nın birebir benzeri olarak söyleniyor zaten. Sol ayaklı stoper, sol kanatta da oynayabiliyor. Yani Atilla giderse fiyatı da daha makul. Atilla gibi ucuz, makul seviyede bir oyuncu. Atilla giderse Mikalidis'in gelme ihtimali var. İlk ihtimal ama tabii başka o ana kadar başka fırsat transferleri de çıkabilir. İsimler de gelebilir. O şu an gündemde olan isim o. Yunanistan'dan edindiğimiz bilgiler de olumlu. Yani iyi bir oyuncu olduğu söyleniyor. Zaten biraz hantal bulanlar da var açıkçası onu da söyleyeyim. Yani kim gibi atletik bir oyuncu değil diyorlar mesela ama pozisyon bilgisi, topu oyuna sokması, sol ayağı gayet iyi. Yani Atilla'yı birebir benzetiyorlar. Onun dışında gelişmeye de açık bir oyuncu olduğu söyleniyor. Zaten Yunanistan milli takımında da forma giyiyor. Bakalım bekleyeceğiz ama önemli olan Atilla'nın Chelsea'ye gidip gitmeyeceği. O da zaten artık ilk yılın da sonuna yaklaşıyoruz. Ocak transfer penceresi de açılacak yakında. O zaman göreceğiz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yani Szalai'nin satışının ardından gelebilecek olası ismi de bizimle paylaştınız. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Haricinde Fenerbahçe'de bir transfer gelişmesi daha var. Geçtiğimiz sezon Sarı Lacivertli taraftarların adeta kalbine işleyen bir yıldız Dimitris Evet. Pelkas. Pelkas'ın satışı gündemde şu sıralar. Bununla alakalı ne söylemek istersiniz? Pelkas ayrılırsa nereye gidecek? Belkası Rusya'dan ilgi olduğunu biliyoruz. Yaz transfer penceresinde de vardı. Ve hala devam ediyormuş. Ayrılması da bekleniyor. Yani benim görüştüğüm kaynaklar Fenerbahçe'den arkadaşlar da diyelim. Onların da söylediği kulüpte konuşulan, camiada konuşulan Belkas'ın devre arasında ayrılacağı. 8-10 milyon euroluk bir beklentisi var Fenerbahçe'nin. Şimdi Belkas iyi futbolcu mu? İyi futbolcu. Ama Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda üçüncü veya dördüncü seçeneğe düşmüş durumda. Mesut, İrfan Can, hatta Mert Hakan Yandaş'tan sonra forma bulmakta zorlanıyor. Halbuki sezonu da iyi girmişti hatırlarsın. Omuz sakatlığından sonra maalesef o eski gücünü, formunu bulamadı. Tabii tribünlerin sevdiği bir oyuncu, yaratıcı, hücum yetenekleri iyi olan, takım içinde mücadele eden bir oyuncu. Her şeyden önemlisi yani topu kaptırdı mı eli belinde bir oyuncu değil Pelkas. Yani korakor mücadeleye de giriyor, omuz omuza mücadeleye de giriyor. Hani basketbolda trash talk derler. O kirli işlere de giriyor. Yapıyor, seviyor yani. Karakterli bir oyuncu. Tabii ayrılması Fenerbahçe taraftarını üzer ama şu mevcut kadro yapısında da zaten hocanın da oyun yapısına çok uyan bir oyuncu değil. Yani iyice zorlanıyorlar. Ayrılık hem Fenerbahçe için hem onun için de iyi olur diye düşünüyorum. Yani 8-10 milyon euroluk bir satış bandı da iyi bir bence. Çünkü hem Atilla hem
Pelkas giderse yaklaşık 30 milyon eurodan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin eline geçecek mi? Sezon sonunda finansal fair play de yok Fenerbahçe'ye. Transfer piyasasında çok da rahat hareket edebilecekler. Artık Vitor'la mı devam ederler? Portekiz hocanın şöyle bir özelliği var. Dünyanın belki yani ilk 5 diyen de var ama yani ilk 10'a girer herhalde scouting olarak. Müthiş bir scouting sistemi var. Bir oyuncu listesi var elinde. Onun elinden giderlerse bence daha iyi olur. Mali şartları da düşünürsek. Ama yeni bir hoca gelir mi? Yeni hoca arayışı olduğu da söyleniyor. Bulurlarsa Pereira'nın gönderileceği hep konuşuluyor zaten. Malum bıçak sırtında. Doğru. Son üstü yeni serisinden sonra. Bakalım yani maçtan maça değerlendireceğiz Pereira'yı. Antep'te kazanırsa devam eder, kaybederse soru işareti. Bir sonraki hafta Beşiktaş kazanırsa devam eder, kaybederse yine soru işareti. Böyle değişik bir gündemi var Fenerbahçe'nin. Bekleyip göreceğiz. Yani her şey Başkan Ali Koç'un ekibi olan arasında. Zor. Pereira için de çok zor bir dönem hakikaten. Evet, haklısınız. Değerli Futbol Plus takipçileri, bugün gazeteci Volkan Üstün Yıldız'la beraberdik. Fenerbahçe transfer gündemini konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz öncelikle yanımıza katıldığı için. Bununla beraber sizlere de iyi günler dileriz. İyi günler.